Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine size iğneden tığa bir modelle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arası olarak, daha doğrusu tüm çimen arkadaşlar sinek kanadı ile yapılıyor. Sonra aralık bırakarak sinek kanatlarının üzerine bu şekilde çiçekler, kirpikli çiçekler yapılıyor. Ben de bu şekilde arkadaşlar ilk önce yeşil çimenini şu şekilde sinek kanadı olarak yaptım. Dört kenarını sinek kanadı olarak yapıyoruz. Sonra üzerine arkadaşlar böyle ara suyu bırakıp iki sinek kanadının arasına da bu şekilde çiçekleri yapıyoruz. Modelimiz bu arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok hoş ve çok da zarif oldu. Şöyle arkadaşlar ekranı yakından alalım. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce tığ battılarımızı hazırlıyoruz. İkişer zincir çekerek tığ battılarımı hazırladım arkadaşlar. İki sinek kanadı arası mesafemde 4 tane tığ battı. Bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz ilk başlarken. 4 tığ battı yapıp arkadaşlar bir defa tığımızın başını doluyoruz. Yandaki tığ battıya girip 1, 2, 2. Küçük bir trabzan yaptım arkadaşlar ve bu trabzanımın içine sinek kanadı yapacağım. Bir zincir çekip bu 3 sefer de aldığım trabzanın içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çekiyorum. Sabitliyorum arkadaşlar buraya ilk kirpik olarak. 1, 2, 3 zincir. Çevirdim. 5 zincirimin içine 3 zincirimi sabitledim. 8 zincir çekiyorum. Döndüm arkadaşlar 8 zincirimi bu şekilde ve trabzanımın içine ilk sinek kanadımı yaptım bu şekilde. Tekrar 5 zincir. Bir trabzanın içine arkadaşlar 2 tane sinek kanadı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Sinek kanadımın içine girip sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Hemen çeviriyorum. 5 zincirimin içine bu 3 zincirimi sık iğne ile tutturdum. 8 zincir. 8 zincirimi tekrar düz yüzüne çevirdim ve kapatıyorum arkadaşlar. Trabzanımın içine ikinci sinek kanadımı da bu şekilde yaptım. Dibine bir tane sık iğne yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hem başına hem sonuna muhakkak bir sık iğne yapalım ki kalıp gibi dursun sinek kanatlarımız. 2 zincir çekiyorum. Bu birinci tığ battım arkadaşlar. Dediğim gibi 4 tane tığ battı yapıyoruz. 2 zincir çektim. Tığ battı yaptım. Tığ battıların üzerine 4 tane tığ battı yapıyoruz. 2 zincir tığ battı. Bu şekilde arkadaşlar 4 tane tığ battı ara mesafesini verdim. Bir defa tığımı doluyorum. Yandaki trabzana girip 3 seferde trabzan yapıyorum. Yandaki tığ battıma girip 3 seferde aldığım bir trabzan. Bir zincirimi çektim. Hemen trabzanımın arasına sık iğne ile sabitledim. 5 zincir. 4 ve 5. Sabitliyorum arkadaşlar. Buraya bir kirpik yaptım. 1, 2, 3 zincir. Çevirdim. Sabitledim. 3 zincirimi buraya. 8 zincir. Dönüyorum. 8 zincirimi kapattım. Trabzanım. Bu şekilde. Tekrar 5 zincir. Kirpiğim 5 zincir. Dönüş zincirim 3 zincir.
Çeviriyorum. 8 zincirdi arkadaşlar. En son arttığım zincir. Evet, dediğim gibi arkadaşlar ilk önce tığ battısını yapıyoruz. Sonra bu sinek kanatlarını yapıyoruz dört kenarı. Sonra en son arkadaşlar çiçeğini yapıyoruz. 2 zincir tığ battı. 2 zincir tığ battı. 2 zincir tığ battı. Şimdi arkadaşlar tekrar buraya bir trabzan yapacağız ama bizim şimdi örneği göstermemiz lazım. Sinek kanatlarını bu şekilde yapıyoruz. Şimdi örneğimiz arkadaşlar bu sinek kanatlarının arasına yapalım. Evet arkadaşlar, iki çiçek arasına bir tane sinek kanadı bırakıyoruz. Ve ikinci sinek kanadımızın ikinci kanadından arkadaşlar sık iğne ile buraya bu şekilde girerek ipimi sabitledim. 1, 2 ve 3. Tığımı doladım arkadaşlar. Buradaki sinek kanadımın içine girdim. 1, 2. Şöyle bol bol çekin arkadaşlar. 2, 2, 2. Bakın şöyle büyükçe bir trabzanımızı yaptık. Şöyle bir zincirimi de çektim trabzan bitimine. Hemen sık iğne ile sabitledim. Evet, bu bizim yuvamız olacak çiçeğimiz için arkadaşlar bu şekilde. Ve buraya dalımız için 10 zincir. 10 zincirimi çektim. İlk dalımı buraya yapıyorum arkadaşlar. Sabitledim. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi çekip dönüyorum. Buradaki ilk kirpiğin içinden 10 zincirimizin içinden geçiyorum arkadaşlar. 1, 2 ve 3 zincir. 3 zincirimi yine aynı noktaya arkadaşlar, yani 10 zincirimin içine girerek minik bir yuva yapıyorum. Şunu şuradan şu şekilde biraz kısaltalım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bir zincirle düz yüzüne dönüp bu 3 zincirli yuvamın içine arkadaşlar sık iğne ile sabitledim. Buraya 5 zincirden 3 tane kirpik yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen 3 zincirli yuvanın içine girip sabitliyorum bu birinci kirpiği. 5 zincir. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane kirpiği yapınca dibine bir sık iğne. Kirpiğimizin böyle çiçek gibi durmasının sebebi başına bir sık iğne, sonuna bir sık iğne yapmamız arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çekerek yine bu trabzanda yaptığımız yuvanın içine arkadaşlar bu şekilde sabitliyorum. İlk dalımız ve çiçeğimiz bu kadar arkadaşlar yapıldı. 12 zincir. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Dibini arkadaşlar dal olarak kapatıyorum. Bu arkadaşlar 12 zincir şu beyaz kirpiğimizin dalını oluşturuyor. Bakın bu şekilde beyaz kirpiğimizin dalı sadece 12 zincir. Yine 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çekip bu şekilde trabzanımın içine kapatıyorum. 5 zincir. Çevirdim. 10 zincirli yuvanın içine sık iğne ile girdim. 3 zincir. Minik bir yuva. 1 zincir. Şöyle çevirdim arkadaşlar. 1 zincirimi bu 3 zincirli yuvaya sık iğne ile bu şekilde sabitledim. 5 zincir. Kapatıyorum. Bu 3 zincirli yuvamın içine. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Tekrar
5 zincir. Şimdi bunu da 3'e tamamladık arkadaşlar. Dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın, sık iğne yapınca nasıl güzel böyle çıtı pıtı duruyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincirimle aşağı trabzandaki yuvama girip inip sık iğne ile sabitliyorum. İkinci dalımız ve çiçeğimiz de hazır arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi buraya 12 tane zincir, 10, evet 12 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu mor çiçeğimki 10 zincir, beyaz çiçeğiminki 12 zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi buraya kapattım arkadaşlar. Bakın beyaz dalımın, beyaz çiçeğimin dalı. 10 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabitledim. 5 zincir. Hemen dönüyorum. Bir, iki, üç zincir. Kapattım burayı. Bir zincirimi çektim. Düz yüzüne döndüm arkadaşlar. Bakın. Üç zincirli yuvaya sık iğne ile girdim. Beş zincir. Sabitliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. İkinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Üçüncü kirpiğim ve sık iğne ile arkadaşlar dibine muhakkak unutmayın. Bu şekilde 5 zincir. 5 zincirimi yine arkadaşlar bu şekilde trabzanıma sabitleyip bir tane de zincir çekip şöyle ipimi koparıyorum. Bunu burada bırakmayıp arkaya çekeceğim arkadaşlar ipimi. İpimi hemen koparıp yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bu aradaki 12 zincirli dalımızın üzerine 3 tane kirpik yaptım. Diğer aradaki 12 zincirliye de beraber yapmak için, sizlere göstermek için bu şekilde arkadaşlar bıraktım. Sık iğne ile sabitliyorum. Beyaz ipimi buraya, dalımın içerisine. 5 zincir. Kapattım bu şekilde. Bu ilk kirpi. 5 zincir. Kapatıyorum. Bu ikinci kirpiğim. 5 zincir. Bu da üçüncü kirpi. Evet arkadaşlar, şimdi bir zincirimi çekip şu şekilde şöyle tersiyle de olsa çektik arkadaşlar. Bakın şöyle elimizle hemen ortaya getirip düzeltiyoruz. Şu iplerimi hemen temizleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kirpiklerimizi dallarımızın üzerine yaptık. Şimdi ortadaki bu 5 kirpiğimizi yapacağız. Ve hemen arkadaşlar şu şekilde ipimizi tığımıza tutturduk. Buradaki bakın yeşil sinek kanadının arasından mor girdiğimiz morun bir yönünden arkadaşlar sık iğne ile sabitledim bu şekilde. Bir defa doluyorum. Evet arkadaşlar. Hemen buradaki bakın ikinci aynı morun bir yönünden. Diğerine battığımız gibi yine morun bir yönünden. Şöyle yatıralım arkayı arkadaşlar. Şu şekilde. Bir. İki. İki. Trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Sık iğne ile sabitledim. Şimdi bu trabzanımın içine 5 tane zincir çekerek 5 kirpik yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilk kirpiğimi. 5 zincir. Bu da ikinci kirpiğim. 5 zincir. Üçüncü. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dördüncü arkadaşlar. 5 zincir. Başında ve sonunda da sık iğneyi unutmuyoruz.
Bakın arkadaşlar, kirpiğimizin güzel durması için bu sık iğneler şart ve bir zincirde çekip sık iğnemin üzerine ipimi koparıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu şekilde çeviriyorum. İplerimi temizleyip hemen dönüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, modelimiz bu şekilde, gördüğünüz gibi çok hoş ve çok da zarif oldu arkadaşlar. Umarım bu güzellik kameraya yansıyordur. İşinize yarayan güzel bir çekim olmuştur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.